aşırı yağışlarda oluşması muhtemel taşkınları önlemek amacıyla Yeni Sanayi'de yağmur suyu hatları kanalizasyon hatlarından ayrılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından kaliteli ve yeterli miktarda içme suyu iletimi için Kurban Bayramı tatili süresince şebeke sularının tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda vatandaşlara hassas olmaları çağrısında bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kurban Bayramı'nda atık su ve yağmur suyu hatları üzerindeki mazgalları kurban atıklarının atılmaması konusunda vatandaşları uyardı. Kayseri Genel Müdürlüğü Talas ilçesinde yağmur suyu hatlarını kanalizasyon hatlarından ayırarak altyapıyı daha modern hale getirmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Sarız ilçesine 5 milyon 474 bin lira yatırım bedeliyle ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşa edildiğini kaydetti. 185 çağrı merkezi üzerinden yapılan 6025 kişinin katıldığı ankette vatandaşlar KASKİ hizmetlerini %95'lik memnuniyet oranıyla değerlendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini kendi tesislerinden karşılayabilmek için 103.9 milyon TL değerinde yatırım bedeliyle güneş enerji santrali kuracağını açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, Besime Özdeyce Engelsiz Yaşam Merkezi ile birlikte anlamlı bir çalışmaya imza attı. Besime Özdeyce Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki özel çocuklar, su israfını önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla özel bir video hazırladı. Özvatan ilçesine 6 milyon 711 bin TL yatırım bedeliyle ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşa edildiğini belirtti. KASKİ Genel Müdürlüğü personeline İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından ilk yardım eğitimi verildi. Doktor Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde yatırım değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Daha sağlıklı ve modern altyapı için Talas ilçesi ve Şelce Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlamış, toplam uzunluğu 4000 metre olan içme suyu hatlarına yeniliyor. Kış aylarında oluşması muhtemel su baskınlarını önlemek amacıyla kış çalışmaları başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yılın ilk 10 ayında 24 milyon 405 bin lira tasarruf yapıldığını kaydetti. Sarız ilçesine bağlı Kıskaçlı Mahallesi'nde kanalizasyon kolektör hattı imalatı gerçekleşti. KASKİ çalışmalarını ilçelerde sürdürüyor. KASKİ tarafından Sarıoğlan ilçesi, Üzerlik ve Palas mahallelerinde yakın zamanda işletmeye alınması planlanan ve toplam maliyeti 16 milyon 459 bin TL olan ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ve 9 kilometrelik atık su konektör hattı imalatında sona yaklaşıldığını söyledi. Büyük Bürüngüz'ün 12 milyon 675 bin TL maliyetiyle içme suyu altyapısı yenilendi. 2022 yılının ilk 11 ayında 19 milyon TL değerinde su kayıp kaçağının önlendiğini kaydetti. KASKİ personeline Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yangın güvenliği ve tatbikatı eğitimi verildi. Kış mevsimine girilmesiyle birlikte su sayaçları ve tesis hatlarının donma tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Doktor Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ederek 185 çağrı merkezinde vatandaşlarla görüştü. Çomarza ve Yeşilsel ilçelerinde gerçekleştirilen istişare toplantısında her iki ilçede yapılan ve yapılacak olan yatırımlar büyüteç altına alındı. KASKİ Genel Müdürlüğü Su Analiz Laboratuvarları analiz ve ölçümlerde akredite metot sayısını 210'a yükseltti.